Batı Karadeniz bölgesinin tek TürkSat uydu kanalı Bere TV'den mutlu akşamlar ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında 3 ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO zirvesi kapsamında dörtlü görüşmede bir araya geldi. Görüşmenin ardından Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında 3 ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı. Memoranduma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde imza attı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Türkiye ile NATO konusunda bir anlaşmaya vardıklarını belirtti. Andersson, İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında bir anlaşmaya vardık. Bu da Türkiye'nin artık NATO'da davetli statüsü aldığımızı kabul ettiği anlamına geliyor ifadelerini kullandı. İsveç halkı için bu anlaşmanın değerli olduğunu aktaran Andersson, İsveç ve İsveç halkının güvenliği için bu anlaşmaya varmamızın iyi olduğunu düşünüyorum dedi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de gelecek hafta Brüksel'de yapılacak katılım müzakerelerinin ardından İsveç'in NATO davet statüsünü resmen alacağını kaydetti. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö de Twitter'dan yaptığı paylaşımda ortak memorandumumuz Finlandiya, İsveç ve Türkiye'nin birbirlerinin güvenliğine yönelik tehditlere karşı tam desteklerini genişletme taahhüdünün altını çiziyor. NATO müttefiki olmamız da taahhüdü daha da güçlendirecektir değerlendirmesinde bulundu. Önceki haftalarda Türkiye'nin terör tehdidi konusundaki endişelerini dile getirdiğini ve ülkesinin bu endişeleri sürekli ciddiye aldığını belirten Niinistö, Finlandiya'nın terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini kınadığını da dile getirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Türkiye'nin NATO, İsveç ve Finlandiya ile imzaladığı mutabakatı eleştirerek iktidarın attığı bu imza maalesef ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir dedi. Biliyorsunuz dün gece AK Parti iktidarının İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusuna yönelik çekincelerini geri çektiğini ve üyeliklerine destek vereceğini öğrendik. 25 Mayıs'ta, yani bundan bir ay önce ülkemizin bu konuda iki önceliği olduğunu söylemiştik bu kürsüden. Bunlardan birincisi Putin Rusya'sının saldırgan dış politikasına karşı NATO ittifakını olabildiğince güçlendirmekti. İkinci önceliğimiz ise PKK'nın Avrupa topraklarından topyekün bütün unsurlarıyla silinip atılmasıydı. Ne var ki dün gece varılan mutabakatın maalesef bu çok temel konulardaki beklentilerimizi karşılamaktan oldukça uzak olduğu görülüyor. PKK'nın İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak tanımlanması yeni bir durum değil. Avrupa'da sadece Rusya'nın bir deklarasyonu yok PKK ile ilgili olarak, terör örgütüdür diye bir deklarasyonu yok. PYD ve YPG üzerinden aslında PKK'nın da bir ofisi var Moskova'da. Ama niye buraya böyle yapıyorsanız deseniz derler ki hayır, söylediğiniz yanlıştır. Ama diğer Avrupa ülkelerinin tümünün PKK'yı terör örgütü olarak ilan ettikleri bir gerçeklik var. Ha, uyuyorlar mı bu terör örgütü olarak kabul ettikleri bu silahlı ayrılıkçı terör örgütünün topyekün unsurlarının ülkelerinden çıkmasına herhangi bir gayretleri var mı? Hayır, yok. Önemli olan PKK'nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek,
somut eylemlerinin görülmesiydi. Dolayısıyla iktidarın İsveç ve Finlandiya nezdinde herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza maalesef ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Çünkü mutabakat metnine göre verilen sözlerin tutulması için oluşturulacak üçlü mekanizma İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olduktan sonra devreye girecek. Öncesinde değil. Yani bu mekanizmanın işlememesi durumunda Türkiye elindeki NATO kartını kaybetmiş bir biçimde itirazlarını sürdürmek ve haklı davasını anlatacak muhatap aramak zorunda kalacak. Nitekim böyle durumlara daha önce Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının imza attığı başka mutabakatlarda da şahit olduk. Dolayısıyla her ne kadar Sayın Erdoğan ve arkadaşları açısından aldanmak ve aldatılmak sıradan alışkanlıklar olsa da bu durum Türk milleti için kabul edilebilir değildir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'ün Yenice ve Eskipazar ilçelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Yanık, Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı köyüne giderek sağanaktan etkilenen köylüleri ziyaret etti. Bir süre sohbet ettiği köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten Yanık, daha sonra Eskipazar ilçesine geçti. 2020 yılının 6. ayından beri dilekçe yolu, 4 tane dilekçe var. Dere temizlenmesi lazım, sel oluyor, bulanamıyor. Bakın hoş geldiniz. Sen bize bu sefer müsaade et. Her zaman geliriz. Alacağım. Her zaman gel. Zaten bak, çıkışımız söz burada. Söz veriyoruz sen. Sayın Bakanım geliyor. Para bir tek geçişim bak. Davetir ve Sayın Bakanım geliyor. Tarım arazilerinin zarar gördüğü Köyceğiz köyünde de incelemelerde bulunan Yanık, Sofular köyünde selden zarar gören bir eve giden Yanık, ev sahipleriyle görüşerek kentten ayrıldı. Bakan Yanık'a Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, kaymakamlar, belediye başkanları, daire müdürleri ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de eşlik etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bartın'daki son durumu havadan inceledi. Aşırı yağışın ardından kente yaşanan sel felaketiyle ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere 3 gün önce Bartın'a gelen Soylu, kentteki inceleme ve çalışmalarına devam ediyor. Soylu, kent genelindeki son durumu helikopterden inceledi. Kozcağız beldesi Şarköy köyü Boğaz Mahallesi'ne inen Soylu, burada selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bir de şu aşağıya, şu şey yapılan yere... Yine geçici bir köprüleme yapacağız. Ve ondan sonra bu köprünün yerine ne yapacağımızı Ulaştırma Bakanımızla hemen bir değerlendireceğiz. Birincisi bu. İkincisi, bu yerlerinizle alakalı ben buraya gelince öğrendim, hem Sayın Milletvekilimle hem Çevre Bakanımızla hem de TOKİ ile konuştuk. Sayın Milletvekilimiz dün akşam TOKİ ile tekrar konuştu. Şöyle bir durum var. Salı günü yerlerinizin ihalesi çıkıyor. Yani İnşallah. Salı günü ihaleye verilmiş olacağım. İnşallah. Biz sizin yanınızdayız. Hiç merak etmeyin. Sonuna kadar da sizin yanınızdayız. Zannediyorum bu gece itibariyle ve yarın öğlene kadar bu köprü biter. Bu esnada ihtiyaçlarınız varsa dün getirdiğimiz gibi bugün helikopterle yine ihtiyaçlarınızı getireceğiz. İhale salı günü yapılıyor. Ben şimdi bakan yardımcımız da burada. Bakanımız da burada. Biz en kısa zamanda 6-8 ay içerisinde, 8 ay içerisinde İhale yapıldıktan sonra 8 ay içerisinde inşallah sizi kendi yerlerinize taşımaya çalışacağız. Ramazan bayramına girmeden evvel evinize taşınmış olacağız. İnşallah. Tamam mı? İnşallah. İncelemeleri sırasında Soğurlu'ya AK Parti Grup Başkan Vekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı eşlik etti. Soylu, Kozcağız Beldesi ve Boğaz Mahallesi'ndeki çocukların helikoptere binmeyi istemesi üzerine bu talebin yerine getirilmesi talimatını verdi. Helikopterle bir süre gezdirilen çocuklar aşağıdaki ailelerine el salladı.
İlk kez helikoptere bindiğini ifade eden çocuklar bu deneyimden duydukları heyecanı dile getirdi. Heyecanlı mısınız? Evet. Yani çok güzel bir duygu. Hayatımda ilk kez helikoptere bindim. Bakanımıza teşekkür ediyorum. Senin hoşuna gitti mi? Havadan gördün mü? Kolcağızdan gittiniz mi? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Bölgedeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bakan Kurum, Kastamonu'nun %40'ını besleyen iletim hattında zarar söz konusu. En kısa sürede vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını gidereceğiz dedi. Selden etkilenen tüm illerimizde hasar tespit çalışmaları bugün itibariyle yapılmış. 259 binada 1554 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları bugün için yapılmıştır. Ve bu çerçevede 16 binada 37 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespitini yaptık. Ve bu çerçevede Kastamonu'da 2 bina 4 bağımsız bölüm, Bartın'da 7 bina 19 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu, Karabük'te 5 bina 12 bağımsız bölümden oluşuyor, ağır hasarlı olduğunu tespitini yaptık. Düzce'de de 2 bina ve 2 bağımsız bölüm hasar, ağır hasarlı olarak tespit edildi. Köy yollarımızda kapanmalar var. Derelerin taşması ve dere ıslahlarının yıkılması, heyelanların oluşması sebebiyle bazı köylerimize ulaşım noktasında dün itibariyle sıkıntılar, problemler vardı. Bugün itibariyle gerek Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, Tarım Bakanlığımızın koordinasyonunda, gerekse valiliklerimiz, özel idarelerimiz köylerimize ulaşım noktasında seferberlik anlayışıyla çalışmaları sahada sürdürmektedir. Bu çerçevede kapanan köy yollarına barınma ve gıda ihtiyaçları bir fiil emniyetimiz, jandarmamız tarafından karşılanmakta. Diğer yol açma, içme suyu, kanalizasyon hasarlarına ilişkin de çalışmalar yürütülmektedir. Yine altyapı yatırımlarına baktığımızda Bozkurt ilçemizin derenin hemen karşısındaki mahallemize su verilemiyordu. Su verilmeye başlandı. Abana ve İnebolu'ya dünden itibaren kısmi olarak su verilmiştir. Yarın öğlen gibi tamamına, Abana ve İnebolu'da bütün ilçeye su verilecektir. Şen pazarındaki arızalar giderilmiştir. Kastamonu merkezde şehrin %40'ını besleyen iletim hattında zarar söz konusu. İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Kastamonu Belediye'miz zarar tespit çalışmalarını yürütüyorlar ve en kısa sürede Kastamonu'nun %40'ını etkileyen içme suyu hattına ilişkin de İller Bankası ve belediyemiz ortak bir çalışma yürüterek vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını gidereceğiz. Bartın genelinde meydana gelen kısmi arızalar tamamen giderilmiştir. Sinop Türkeli içme suyu isale hattındaki arızalar giderilmiş. Düzce merkezini besleyen, yine burada da merkeze ilişkin iletim hattında hasar söz konusu. Belediye başkanımızla görüştük ve orada da ortak bir çalışma yürüterek belediyemizle İller Bankamız hızlı bir şekilde içme suyu hatlarını, yine tahribatları gidermek suretiyle vatandaşlarımızın su ihtiyacı karşılanacaktır. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Zonguldak Valiliği Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AFAD'ımızın bu kardeşlerimize 5'er bin liralık yardımları da, bu da en azından başlangıç için bir ferahlatıcı, acıyı bir miktar dindirici bir etkisi vardır. Tarımla ilgili olarak değerli arkadaşlar, özellikle sera alanlarında, biraz da kotun düşük olduğu yerlerde, yoğun taşkın nedeniyle de buralarda
bir seralarda bir olumsuzluk var. Ama şu var, bu sular çekildikten sonra inşallah temennimiz vatandaşlarımızın bu ürünlerine fazla bir zarar ziyan vermemiş olmasıdır. Yine sera dışında tarla bitkilerinin de olduğu yerler var. Tabii onların şu anda üzerindeki sudan dolayı durumlarını göremiyoruz, bilemiyoruz. Bunların dışında hayvan barınaklarından, selden veya taşkından etkilenen birkaç hayvan barınağı var. Onlarla ilgili de, onlar da bir şekilde tespit edilecek. Yine bu civciv üreticisi olan, bu kanatlı sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin de bu manada bir mağduriyetinin olduğunu şimdilik bilgi olarak biliyoruz. Detayı konusu inşallah tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra göreceğiz. Değerli arkadaşlar, Zonguldak ilimizde 10 tane o sahada görmüş olduğunuz araçlar var. 27 de burada görevlendirdiğimiz personel var. Allah gerek etmesin, ihtiyaç duyulması halinde çevre illerimizdeki, tabii bu 5 ilin dışındaki çevre illerinden bahsediyorum. Buralardaki, onların uzağındaki illerimizdeki araç gereçler artık bu bölgeye kullandırılabilecek durumdadır. İnşallah bunlara da gerek olmayacaktır. Vatandaşlarımızın bu sıkıntılı olan heyelandan veya taşkından kaynaklı sıkıntılı olan evlerden de uzak durmaları, şu anda tespit edilmemişse bile kendilerinin bu konularda hassas davranmaları bizim idareciler olarak en büyük sorumluluğumuzdur. En büyük onlara yapabileceğimiz telkindir, önemli bir telkindir. Hiçbir vatandaşımızın selden sonra bir de heyelan gibi bir risk altında yaşamalarına gönlümüz razı değildir. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31.si düzenlenecek olan Türkiye'nin en köklü festivallerinden Devrek Baston ve Kültür Festivali 30 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt festivale tüm vatandaşları davet etti. Sevgili izleyenler, telefon hattımızın diğer ucunda Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt var. Evet, Batı Karadeniz bölgesini aşırı yağışların etkisinde kaldı ve Devrek'te de bazı sıkıntılar yaşandı. Fakat geçmiş olsun ki bölgemizde bir can kaybı yaşanmadı şu an için. En azından Devrek'te. Başkanım, geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum röportaja. Sağ olun, çok çok teşekkür ederim. Öncelikle bütün Batı Karadeniz bölgesindeki hemşehrilerimizin, belediye başkanlarımıza da geçmiş olsun diyorum. Bütün yerel yöneticileri, halkımıza çok çok geçmiş olsun diliyorum. Yani ucuz atlatıldı. Öyle düşünüyoruz. Tabii ki maddi bir takım kayıplarımız olacak ama sevindirici olan manevi kayıplarımızın, ölümlerin, can kayıplarının olmaması bizim artı olarak halimizi yaratır. Bizim için iyi şey şu anda. Evet. Başkanım, tabii yoğun bir uğraş içerisinde aylardır hazırlanan bir festival, Devrek Baston ve Kültür Festivali. Bu da yine Türkiye'de önemli festivallerden bir tanesi ve siz de bunu başarıyla icra ediyorsunuz. Yarın itibariyle başlayacak. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Evet, yani selden çıkıyoruz. İşte ihracı olaylardan çıkıp bir tablo olaylara geçiyoruz. Bu yıl 31.si'sini düzenleyeceğimiz ülkemizin en köklü festivallerinden biri Uluslararası Devrek Kültür Festivalimiz. Halkımız özlemle beklediği, birlikleriyle birlikte paylaşmanın bir kez daha mutlu olduğu coşkusunu yaşıyoruz. Yani emin olup güzel günler yaşayacağız. Gurbetçilerimiz de yoğun olarak geldi. Onları da mutlu etmeye çalışıyoruz. Başkanım, tabii önemli konuklar, önemli sanatçılar da ağırlayacaksınız. Gençlerin evet, sevgilisi olan isimleri getiriyorsunuz. Yani bu artık klikleşmiş bir festival. Evet. Ülke festivalde önemli yerlere ismini yazdırdı. Ünlü isimler geliyor. Ülkemizde sevilen, sayılan kültür ve sanat elçileri içimizde görev yapıyor. Sağ olsunlar, onlar da bizi kırmayıp buralara kadar geliyorlar. Şimdiden emeği geçecek herkese de ben teşekkürlerimi sunuyorum.
Başkanım, BRTV ekibi olarak 4 gün boyunca, yani festival süresince, gerek canlı yayınlarımızda gerekse orada görüntülerimizle yayınlarımızda takip edeceğiz. Neler söyleyeceksiniz? Gelemeyen, devreye gelemeyen gurbetçilerimiz de izleme fırsatı bulacak. Sağ olun, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Çok çok seviyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Rahmet ve saygıyla andığımız Münteka Çelebi var. 1984 yılında Baston ve Kültür Festivali'nin başlamasına vesile olan o zamanki Ulaştırma Bakanımız Sayın Behzat Ersoy'u da rahmetle anıyorum. Demişti ki Münteka Çelebi, baston her yerde bastondur. Üzerinde sanat eseri varsa o devrek bastonu diye bir söylem yapmıştı. Onu da biz sıkça kullanıyoruz. Yolu sevgiden geçen, hoşgörüyle, barışla bütünleşen, çünkü tüm halkımızı festivalimize davet ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun iki devrek hasretiyle yanan, bedenin olmasa bile kalbiyle buralarda olan halkımızı bir kez daha festivalle kucaklaştırmanın sevincini yaşıyoruz. İYİ Parti Karabük yeni il yönetimi bugün Asmazlar Konağı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek basın toplantısı gerçekleştirdi. Gördüğünüz gibi ilimize, ülkemize faydalı olmasını umduğumuz ve bundan da umutlu olduğumuz bir arkadaş grubuyla öncelikle Karabük'ümüze, belirttiğimize, Türkiye'mize faydalı olmak istiyoruz. Partimiz, ülkemizin Genel Başkanımız Meral Akşener'in önderliğinde yükselen bir umudu haline geldi. Biliyorsunuz 20 yıldır süren iktidarımızın ülkede bütün dengeleri bozduğu, istenmeyen şekilde ülkemizi ayrıştırdığı bir realite. Bu konuları zaten zaman içinde göreve başladığımdan itibaren belirtmeye çalıştım. Bundan sonra da yanlışlarını belirteceğiz, yanlışlarını, ama iyi yaptıkları şeyleri de öveceğiz. Yani bunda bir sıkıntı yok. Biz sadece muhalefet olsun diye burada değiliz. İyi şeyleri de tabii ki söyleriz. Partimiz Türkiye'nin yükselen bir değeri. Ben de baştan itibaren söylediğim gibi teşkilatçı yapım vardır, kurumsal yapım vardır. Bu manada çalışabileceğim arkadaşlara görevler talep ettim. Göreve getirebileceğimi, birlikte çalışmak istediğimi ilettim. Sağ olsunlar, kime görev vermek istediysem, kimden böyle bir talepte bulunduysam hepsi kabul etti. Bu manada biraz şanslıyım. Karabük şu anda ne yazık ki eski vizyonundan, misyonundan uzaklaşmış durumda. Öncelikle Karabük'ün ekmek kaynağı olan, çok sayıda da hepimizin burada bulunma nedeni olan Kardemir'de işte bir geçen haftalarda da tartışmaya girdiğimiz şekilde bir yandaşlaştırma politikası var. Buna karşılıklığımızı zaten belirttik. O konudan başlayalım. Safranbolu'ya gelecek olursak yine size belirttiğim üzere turizm konusu istenilen ölçütlerde değil. Hatta imar konusunda bir takım sorunlar olduğunu gözlemliyoruz. Zaman zaman ben şahsen müdahil olmaya çalışıyorum. Buradaki o imar sorunlarının Birleşmiş Milletler'le yapıldığı şekliyle sözleşmelere uygun hale getirilmesinden yanayız. Biliyorsunuz Karabük bir emekli kenti. Sadece emeklilerle bu kentin döndürülemeyeceği bir realite. Ayrıca işsiz gençlerimiz çok fazla sayıda. Bunlara da göz ardı edilmeden çalışma yapılmasından iktidar gücü olarak yanayız. Onlar yapamazsa zaten biz yapacağız inşallah. Son olarak biliyorsunuz Yenice'mizde ve bölgemizde bir sel felaketi yaşanıyor. Bunlardan ne yazık ki her sene olmasına rağmen ders almamaktayız. Bu konuda eleştirilerimizi genel manada söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz. Ama bu arada bu sel felaketinden zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi öncelikle iletiyoruz. Karabük'ün Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dün gece trafiğe kapanan Karabük-Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
İlçede önceki gün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak Ibrıcak köyündeki karayoluna zarar verdi. Karayolları ekipleri Yeşilköy mevkiinde bulunan barajın debisinin de artmasının ardından yaşanacak olumsuzluklara karşı yolu çift taraflı trafiğe kapattı. Filyos çayındaki debinin azalması ve karayolunun onarımının ardından Karabük-Zonguldak karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Öte yandan dün akşam Yenice merkezde kesilen elektrikler bugün itibarıyla yeniden verildi. Sağnak ilçe merkezindeki bazı bölgelerde elektrik hatlarına zarar vermiş. İnce derenin taşmasının ardından ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için elektrikler tamamen kesilmişti. İlgili kurumlar tarafından su tahliyesi ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığı ilçede esnaf yeniden dükkanlarını açmaya başladı. Köylere ulaşımı sağlayan hasarlı ve yıkılmış köprülerle heyelan olan yollarda İl Özel İdaresi ekipleri tarafından onarılmaya başlandı. Yenice'de etkili olan yağış sonrası Yenice Orman İşletmesi'ne ait Yeniköy Orman Deposu'ndaki tohumluklar sel sularına kapılarak dağıldı. Şu anda Yeniköy mevkinin olduğu alandayız. Yenice'de İncedere çayının taşması sonucunda şehir merkezinde dükkanları su basmıştı. Aynı zamanda Tir köyünde de bir ev yıkılmış, 3 katlı bir binada yan yatmıştı sevgili izleyenler. Tabi afetin izlerini çoğu alanda görmek mümkün. Hemen arkamda Orman İşletmesi'ne ait, Yenice Orman İşletmesi'ne ait bir tomruk deposu olarak nitelendirebileceğimiz bir alan var. Şu an görmüş olduğunuz gibi bu alanda tomruklar çayın taşması sebebiyle dağılmış durumda. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bozkurt, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yine bu tarz tomruklar köprülerin ayaklarını tıkamış, köprülerin yıkılmasına sebep olmuş ve tıkanma sonucunda Bozkurt tamamen sular altında kalmıştı. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz tomrukların da Allah'tan şu anda burada bu tomruklar ve çaya kapılıp karışmadı ve herhangi bir alanı tıkamadı. Fakat dağılmış durumda. Tabii öyle bir olay başımıza gelseydi büyük bir felaket kaçınılmaz olacaktı. Şu anda görüntü karşınızda. Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın 27 Haziran'da taşması sonucu kapanan ve suyun çekilmesiyle yeniden trafiğe açılan Yalı Caddesi'ndeki iş yerlerinde humalı temizlik çalışması yürütülüyor. Kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın ve selin yol açtığı rüsubat ekiplerin hummalı çalışmalarıyla temizlenirken bölgede hayat kısmen normale dönmeye başladı. Yalı Caddesi'ndeki ana yolda yer yer 1 metreye çıkan çamurlar Bartın Belediyesi koordinasyonunda itfaiye ve araz özlerin desteğiyle temizlenerek dün yaya ve araç trafiğine açıldı. Balçık altında kalan sokak ve dükkanlardaki temizlik biterken kafe, çay bahçesi, lokanta, bakkal gibi bazı iş yerlerindeki çamurla taşkın suları temizleniyor. Çalışmalara farklı illerden gelen AFAD gönüllüleri de destek veriyor. Sel sularının çekilmeye başladığı Kemer Meydanı'nda da temizlik yapılmaya devam ediyor. Bir anda geldi. Gece 11'de ben kendimi zor attım. Daha ne diyeyim abi ya? Ne yapayım abi? Suyu yavaş yavaş boşalttım dün. Merdiveni kaldıracağım şimdi. Düzce'de sağanak ve taşkın sonucu bazı köy yolları çöktü, köprü yıkıldı, elektrik direkleri devrildi. Dünden bu yana etkisini sürdüren sağanağın ardından Beyköy beldesinden geçen derenin debisi yükseldi. Dere yatağı kenarında bulunan yolda ve inşaat halindeki 5 katlı binaların bir kısmında çökme yaşandı. Samandere Şelalesi'ne giden Beyköy-Uğurköy bağlantı yolu Çınardüz mevkiindeki yol çöktü. Güzergahtaki elektrik direkleri devrildi. Ayrıca aynı yol üzerindeki bir köprü girişinde de çökme meydana geldi. Hasar gören köprü ulaşıma kapatıldı. İş makinelerinin dere yatağında biriken ağaç ve taş parçalarının temizleme çalışması sürüyor. Yığılca ilçesinde ise devam eden sağanak bölgede sel ve su baskınlarına yol açtı.
İlçede aralıksız süren sağanak nedeniyle dereler taştı ve su baskınları oluştu. İlçe merkezindeki köprüler tedbir amacıyla geçişlere kapalı bulunuyor. Akçakoca ilçesinin Çuhallı mevkiinde yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintilerine belediye ekipleri tarafından müdahale edildi. Gölyaka ilçesinde de Melen Çayı'nın taşması sonucu Kültür Park Tabiat Alanı su altında kaldı. Bartın'da taşkın nedeniyle asfalt yolun çökmesinin ardından temeli hasar görerek yıkılan 4 katlı apartmandan 20 dakika önce çıkan Ünal ailesi hayatta kalmanın mutluluğunu yaşıyor. Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve selden önce Kavlaklık Mahallesi Kozcağız Çayı kenarında bulunan 4 katlı apartmanda 3 çocuğu, eşi ve annesiyle yaşayan Kemal Ünal, sağanağın başlamasının ardından evinden büyük bir gürültüyle akan çayı izlediğini söyledi. Akşam oldu. Şuradaki direk vardı. Elektrikler gitti. Direk, ondan sonra ceylan verdiler. Ondan sonra ceylan direğe indi. Ceylan direğe inmese zaten haberimiz yok. Sonra elektrikler gitince ne yaptınız? Ondan sonra çocuklar bağırmaya başladılar işte. Yavaş yavaş boşalttık, bir anda aşağı inmek zorunda kaldık. Aşağı indik zaten. Ondan sonra neyse çocuklarımı bıraktım akrabama. Evime bir bakayım dedim. Evim duruyor mu dedim. Baktım, dünyam yıkıldı. Dünyam yıkıldı abi. Bakıyorum ev yok. Ev nereye gitti? Bir an dünyam yıkıldı. Yukarıdan aşağı kaynar su indi. Ne yapalım? Her şey Allah'tan. Risk taşıdığı için dün 300 evin tahliye edildiği Kavlaklık Mahallesi sakinlerinden Ziya Küçük de gece saatlerinde uyumaya hazırlandığı sırada bir gürültü duyduklarını belirtti. Gece çok gürültü oldu. Ondan sonra biz tam yatmak üzereydik artık. Biz belediyeden insanlar geldiler. Kalkın dediler, boşaltın evleri dedi. Ev yıkılıyor dediler artık dediler. Yolu almış götürmüş zaten. Kozcağız'daki inşaat malzemeleri satan esnaf Yurdanur Akgün de iş yerine bir anda sel suyunun girdiğini söyledi. Parkeleri deposu olan şu anda tamamen yarıya kadar sularla doldu. Böyle bir mağduriyetimiz var inşallah. Yani benim söyleyecek söz bulamıyorum inşallah. Yani, ne kadar abi bir zararın söz konusu? Yani şu anda baktığımız zaman 100.000'e yakın zararım var inşallah. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde 830 personelden oluşan sağlık ekipleri hamile, engelli ve hasta 55 kişiyi kurtardı. Bozkurt ve İnebolu başta olmak üzere birçok ilçede yaşanan sel felaketinde mahsur kalanlar sağlık ekiplerince güvenli bölgeye ulaştırıldı. Kastamonu UMKE sorumlusu paramedik Oğuzhan Bozoğlu, Kastamonu'da 10 UMKE timi ve 53 ambulansa sel felaketinin ardından görev aldıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı olarak hem UMKE ekipleri hem 112 ekipleri olarak toplamda 830 personel, 10 UMKE timi, 53 ambulansla Kastamonu ilinde ve ilçelerinde yaşanan sel afetinde müdahalelerimiz devam etmekte, çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili sel afetin ilk olduğu günden ilk gün itibariyle 55 hastayın tahliyesinde yer aldı arkadaşlarımız ve tahliyesini gerçekleştirdi. Tahliye olan vatandaşlarımız eğer hastanede sağlık hizmeti alması gerekiyorsa sağlık hizmetlerini aldılar. Eğer barınma ihtiyaçları varsa diğer kurum ve kuruluşlarla irtibat kurarak barınma ihtiyaçlarını sağladık. Genel olarak hep kronik hastalar, özellikle diyaliz hastalarımız çok önemli. Çünkü belli bir gün içerisinde diyalize girmeleri gerekiyor. Bu çok önem arz ediyor. Devamında KOAH hastası ve kronik yaşlı hastalarımız, tahliyede ağırlıklı hastalarımızdı. Ama artı olarak bir gebe hastamız vardı 40 haftalık. Doğumuya çok yaklaşmıştı. O bizim için bir gurur kaynağıydı. Onu hızlıca çıkartıp hastaneye ulaştırmamız. Tahliye oluyor, tamam. Anlaşıldı, tamam. Burada şöyle bir süreç devam edecek. Şimdi sel afetinin ilk gününde yoğun bir tahliye operasyonu vardı. Tahliye operasyonları artık rahatladı. Şimdi artık köylerde sağlık taramalarına başladık. Bu bizim için çok önemli. Köyde yaşayan vatandaşlarımıza UMKE ve 112 ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Burada vatandaşlarımızın sağlık taramaları yapılıyor. Sağlık taramaları sonucunda ilaç eksiği olan, ilaç ihtiyacı olan vatandaşlarımızın ilaçlarını karşılıyoruz. Hastaneye sevki gerekiyorsa da hastaneye sevkini sağlıyoruz sağlık taramalarıyla.
Kastamonu'nun Küre ilçesinde babasını hacca yolcu etmek için köye gelen 22 yaşındaki genç Taşandere'de sele kapılarak gözlerden kayboldu. Bölgeye gönderilen çok sayıda arama kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Olay Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre babası İhsan Bakırcı'yı hacca yolcu etmek için köye gelen Necep Bakırcı, sağanağın ardından uzun öz deresinin taşmasıyla gözlerden kayboldu. Ailesinin jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler uzun öz deresinde ve bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Orman işçisi olarak çalışan 22 yaşındaki gencin dedesi Salih ile amcası Yaşar Bakırcı, arama çalışmalarının yoğunlaştırıldığı köyde gözyaşları içinde bekleyişini sürdürüyor. Burada ormanda çalışmak için geldi. En son gördüğümüz babası hacca gitti. Babasını selavatlamaya geldi. Perşembe günü ayın 22'sinde. En son gördüğümüz o. İşte bu tarafa geldi. Bir daha iki gün önceden bu tarafa telefonu bunlar da çekmiyor galiba. Ulaşamadık. Dün haberini aldık. Karakol bizi aradığında. Koştuk geldik buraya ama sağ olsun devletimiz hep burada. Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evini su basan bedensel engelli Hasan Çayırlı sel nedeniyle mağdur olduğunu kaydetti. Saltıkova Beldesi Kurtuluş Caddesi'nde ikamet eden evli ve iki çocuk babası Çayırlı, yıllar önce geçirdiği iş kazası nedeniyle sağ kolunu kaybetti. Mağlulen emekli olan Çayırlı'nın evine sağanağın ardından filoz çayının taşması sonucu su doldu. Bazı evleri su içinde kalan Çayırlı'nın evinde hasar meydana geldi. Hasan Çayırlı selden dolayı mağdur durumda olduğunu söyledi. Selde kaldım, mağduruyum. Şu an gördüğünüz evi ne halde olduğunu gördünüz. O şu an duşunuz mu çekildik de belli değil. Ne yapayım? Ben ne yapayım şu an? Daha yeni 2 sene oldu alalı. 2 sene oldu alalı da bunları ben. Ne yapayım? Bana da söylesene. Gece saat 3'ten beri ayaktayım. Gece 3'ten beri ayaktayım. İlk başta şu lokordan geliyor. Burada şurada lokor var. Lokordan çıkıyor. Onu yaksın, şu arkadan geldi su. Direkt geldi su ya. Hemen yapacak bir şey yok. Ben kendimi zaten zor attım dışarı. Yapacak bir şey yok. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen taşkın nedeniyle giriş katı su altında kalan binaya giriş çıkış tahta ve karyola demirinden yapılan köprüyle sağlanıyor. Kastamonu'da etkili olan sağanak Bozkurt ilçesinde Esine Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşan su ilçe merkezindeki pek çok binanın bodrum ve giriş katlarının dolmasına yol açtı. Giriş katını su basan binalardan biri olan 20 daireli Fatih Özen Apartmanı'nın sakinleri tahtayla yatak demirinden yapılan köprüyle evlerine ulaşıyor. Apartmana giriş çıkışlarımız olduğu gibi gördünüz işte böyle bizim ranza iskelelerimiz vardı, onları bozduk. İşte kendi imkanlarımızla bağladık. Millet girsin çıksın diye rahat yani. Sular çekilinceye kadar. Mümkün mertebe sular çekilinceye kadar. Arkadaşlarımız mesela buradan inip yemeğe gidiyorlar. İşimize gidip geliyoruz. Milletin ihtiyaçları, market ihtiyaçları olduğu zaman alışveriş ihtiyaçlarını hepsini buradan gidip gideriyorlar. Ranza iskelelerimiz vardı. Ranza iskelelerimizi söktük. Buraya böyle kendi imkanlarımızla bir giriş çıkış yaptık binaya. Yani mahsur kaldık adeta. Belediyede zaten yarışma şansı yok. Bütün bu sokaktan aşağısının her tarafı kapalı. Yani bu bütün binadaki insanlar mahsur kaldı. Bir mahalle mahsur kaldı yani. Mahsur kalınca zaten güç yetme şeyi yok. Ranzaları söktük, birbirine bağladık. Böyle buradan gördüğünüz gibi giriş çıkış sağladık kendimize.
Bartın'da sağanak nedeniyle taşan Bartın Irmağı'nın denize sürüklendiği atıklar İnkumu sahilinde kirliliğe neden oldu. Kente 3 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 27 Haziran'da ırmağın taşması sonucu çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçasıyla tıbbi atık birikintisi denize sürüklendi. Dalgaların etkisiyle 3 kilometrelik İnkumu sahil şeridine taşınan atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki çöplerin iş makineleriyle toplanarak katı atık depolama alanına götürülmesi için çalışma yürütüleceği öğrenildi. Bartın Irmağı'ndan akan çamurlu su da denizin rengini değiştirdi. Kıyı kesimlerinde denizin kahverengiye dönüşmesi ve sahildeki kirlilik drone'la görüntülendi. Anadolu Otoyolu Bolu Dağ Tüneli İstanbul istikameti kayan toprağın yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kente sağanak gece boyunca etkisini sürdürdü. Anadolu Otoyolu Bolu Dağ Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler otoyolun İstanbul istikametine ulaşımı kapattı. Bu nedenle araçlar İstanbul istikameti için Abant Kavşağı'ndan D100 Karayolu'nun Bolu Dağ kesimine yönlendirildi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını kaydetti. Karayolları ekipleri tarafından iş makineleri yardımıyla toprak birikintisi kaldırıldıktan sonra yol yıkanarak temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım yaklaşık 13 saat sonra yeniden sağlanmaya başlandı. RTV ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.